Ben Ali Ziya Dinçer, Bayrak Radyosu'nun kuruluşunda yer alan ve 1994 teknik müdür emeklisi olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na hizmetlerde bulundum. Olaylar çıkınca 20 Aralık Tahtakale'de iki Türk vuruldu, şehit oldu. Birkaç Türk de yaralandı Rumlar tarafından, Eyüpler tarafından. Ve 20 Aralık'ta ise ben de görevdeydim CBC'de, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nda. Televizyon verici sorumlusuydum. Siyah beyaz renkli televizyon vericisinin sorumlusuydum. Yayına gitmek mecburiyetindeydim. Fakat bazı çatışmalar çıktı Girne kapısında. Atatürk'ün heykelini kurşunladılar, evokacılar. Ve kız erkek okuluna, liseye de ateş açtılar. Yaralanan çocuklar vardı, öğrenciler vardı. Ve ben o nedenle gitmek istemedim o gece yayını açmaya. Fakat benim şefim Kubilay Halluma vardı, Allah rahmet eylesin. O beni muhakkak gitmen lazım dedi. Evden aradı, dere boyundan ve birlikte gittik. Ben işte siyah beyaz vericileri vericiyi yayına hazırlarken, line up yaparken bu arada 20-30 tane evokacı Rum tabancalı stasyonun kantininde yemişler, içmişler. Sonra TV stüdyosuna inmişler ve kameraların karşılarında maskaralık yapıyorlar. Ve ben tabii bunu monitörlerde görünce Rum arkadaşım vardı, Andrea Van Gölü, onu telefon ettim. Dedim, Andrea kim bunlar stüdyonun içerisinde? Ve bana dedi ki, bunlar eyokacılar, sizi kaçıracaklar dedi. Kaç dedi bana. Ve bunun üzerine hemen ben Türkçe haberler bölümüne gittim. Çolak vardı orada, Türkçe bültenleri hazırlıyordu. Ve arkadaşlar dedim, kanka çalın, burasını EYOK'a işgal etti ve bizi götürecekler dedim, o bilgiyi aldım dedim. Ve tam o sırada da Biasmar Kilis Genel Müdür Rum, o da EYOK'acıydı, içeriye giriyor ve Çolak'a diyor ki, bültende neler yazdın, haber bülteninde, oku dedi. O da başladı okusun, işte Doktor Fazıl Küçük, Cumhurbaşkanı muavinimiz ve Denktaş Bey, Rauf Denktaş Bey'imiz demeçleri vardı. O demeçleri okudu. Hayır dedi, bunlar okunmayacak ve kırmızı kalemle onları çizdi. Ve bunun üzerine biz oradan ayrıldık. Dereboyundaki evimize geldik. Hatta bir araba bizi izliyordu, takip ediyordu ama TMT olduklarını öğrendik sonra. Ve eve girdikten sonra, beni incelediler. Az sonra silahlı çatışmalar başladı. Bizim arka mahallemizde Asfava bölgesinde ve sabaha kadar çatışmalar devam etti. Annem, babam ve kız kardeşimle evden ayrıldık ve Koşa'da, Gurunçeşme'de akrabamız Süreyya Hanım vardı, büyük teyzemiz. Onun evine sığındık, büyük bir evdi. Tam kaldığımız evin karşısında 100 metre ileride Ataylara ait metruk bir ev vardı. Laleli Camii'nin sokağında ve o evde gittim ben de işte tabii katıldım. Bazı müteşebbis arkadaşlar orada toplanmışlar ve bir radyo kurma çabaları başlattılar. Çünkü iletişim bir halkın en önemli bir unsurudur. Halk sesini duyurması gerekiyor. Ama baktık ki hakikaten bu bir ihtiyaçtı ve orada müteşebbis arkadaşlar harekete geçmişler ve orada bir Celosu amplifier vardı, ben gittim de işte. Celosu amplifier ses amplifiyeridir ama iki tane 807 tüp kullanır, lamba dediğimiz. Onlar da
büyük lambalar RF olarak da kullanılabildiği için, yani radyo frekansı üretebildiği için de o Celosu amplifier, ses amplifierlerini vericiye çevirme çabalarını başlattık orada. Hatta ben de bobin falan sardım. Rahmetli Özhan Rahup vardı onunla birlikte. Orada işte başlattık orada verici kurmaya. Nitekim orası BRT'nin kısa dalga birimi olarak, verici birimi olarak bir süre devam etti. Orada çalışan da personeller vardı. Hatta orası İHŞ ambarı diye de kullanıldı. Personele Türkiye'den gelen İHŞ yardımları dağıtılıyordu. Ve antenini de Laleli Camii'nin minaresine çekmiştik. Doktor Güçü'nün garajına da bu Orhan Şevket'in ambarlarında bulunan T-1509, T-1509 tipli bir İngiliz 2. Dünya Savaşı'nın kalma telsizini Mehmet Ali Tremeşeli ekibiyle ambarlardan bir operasyon yaparak çıkarmışlar. Ali Gürsoy rahmetlik, o da vardı mesela. O göstermiş bu vericiyi. Çıkardılar, Doktor Güç'ün şeyine götürdüler, garajına götürdüler. Fakat garajda çalışma yaparken baktılar ki besleme gücü yok, power supply. 1200 voltluk power supply gerekirdi, o yoktu. O nedenle işte akü toplanarak orada bir bayrak bayrak diye işte başladı orada, ilk nöbeti atıldı. Sonra bu verici bir süre sonra şeye taşındı, mahkemeler binasında da orada birkaç oda almıştık. Boş odalar vardı. Hatta mesela ses atölyesi de kurdular arkadaşlar orada. Fuat Beyer arkadaşımız vardı. O da Kıbrıs Yayın Kurumu'ndan gelen çok değerli bir arkadaşımız. Ses uzmanıydı o da. Orada çalışmalar başladı. Özker Küfü vardı polis eski polis müfettişlerinden. O da bizzat çalışmalarda bulundu. Fakat orada anten çekme biraz problem falandı diye bir süre sonra o vericiyi Gine Kapısı'nın doğusunda Hısar üstüne naklettik. Orada vericinin etrafını kum torbalarıyla çevirdik. Herhangi bir saldırıya karşı bir süre devam etti. Sonra o vericiyi yer altında, başka bir hemen yanında yer altında kazılarak orada bir verici salonu yaptık ve bir de küçük stüdyo kuruldu ve tünelle girilirdi oraya. Ve bu defa vericiyi indirdik, yer altına indirdik. Ve bu arada bu kısa dalga vericisi de yapılan şeyde, Guruçeşme'de, o da daha sonra iptal edildi oradaki şey ve oraya aynı yere taşındı o vericide, bu yer altına. O arkadaşlar da hep görevlerine döndü. Orada çalışan görevli arkadaşlar. Ve neticede yer altında orada devam ettik. Ta ki hemen yanımızda Mücadele Sitesi inşaatı başlamıştı. Ve oraya da biz özel planlamadı da BRT verici salonu olarak da Bodrum katında büyük bir salon planladık. Ayrı bir oda falan. Ve vericileri oraya aktardık bilahare. Ve bir süre de orada yayınlarımıza devam ettik. Doktor Güçü'nün garajına taşınan ve orada ilk yayına başlayan T-1509 vericisinin, tabii besleme katı olmadığı için akülerle akü toplanarak, yani 100 adet akü toplandı, araba aküsü toplanarak 1200 voltluk bir yüksek gerilim elde ettik, ederek çalıştırıldı. Ancak bu süreklilik arz etmediği için biz derhal devreye girdik ve Girne Kapısı'nın Girne Caddesi'nde Abdullah isminde Lübnanlı fesli bir hurdacı vardı. Ve o hurdacının hurdalarından büyük yanık transformerler aldık. Ve o yanık transformerleri biz saçlarını kullanmak için, lamination dediğimiz saçlar trafoda kullanılır.
O trafolar biz tekrar sardık bakır tellerle ve 1200 voltluk yüksek gerilimi o yaptığımız trafolara, kendi sardığımız trafolarla, uyanık trafolarla power supply'ını, besleme gücünü elde etmiş olduk ve rahat çalışıyordu cihazımız. Tabii besleme gücü artık akülere gerek kalmamış. Mikrofonlar da arızeler kullanıldı, telefon arızeleri, ama onlar da tabii pek sürekli arz etmiyordu. Başka mikrofonlarla takviye yaptık. Ha, bu arada site tamamlandı. Yanımızda mücadele sitesi ve Bodrum katında büyük bir salon planlamıştık zaten inşaatta ve planlamada. Ve oraya taşındık. Oraya taşınınca şimdi biz gene yerli verici, yani gücümüzü daha da yükseltmek için, çünkü bu T1509 300 watt gücünde bir şey, çok güçlü bir şey değildi, verici değildi. Daha güçlü vericiler yapmak için biz harekete geçtik ve önce tek lambalı ve sonra da 3 lambalı daha güçlü verici dizayn ettik ve rahmetli Erdoğan Naim, ondan sonra Özer Berken Bey ile birlikte çalışarak tabii bu vericiyi yaparken kasa lazımdı ve böyle çelik kasa, büyük yani, onun planını yaptım ben ve Rum tarafında bizim Ömerye mahallesinde elektrik fabrikası dediğimiz, o zaman elektrik santralı vardı Lefkoşan'ın orada bizim yakın, tam karşısında bir büyük Rum kasa yapan bir şirket vardı, çelik kasalar üretir yapar falan. Ve oraya götürdük katlaması falan, işte büyük bir dolap şeklinde kapaklı çelik, büyükçe bir şey tabii, 2 adet ondan yaptırdım ben. Hatta Rum sordu, bu nedir dedi falan dedi, dedim dolaptır dedim. Ha dedi, o CBC'ye da böyle yaptıydık dedi, Kıbrıs'ta güven kurumuna da böyle yapmıştık dedi, yani bir şeyler hissetti galiba. Ve o şeyleri, iki kasayı ben, tabii parçalar halindeydi onlar, yanlar ve üstü kapaklar falan. Onları bir at arabası çağırdık. Şeyde bizim Banda Bülent'in yanında bir yol vardı. Hep at arabaları sıralı durur. Taşıma işlerini yapardı. Katırlar böyle, katırlı arabalar. Hatta onlarla ben getirdim Türk tarafına. Ve orada kurduk Hısar'ın altında, şeyde mücadele sitesinin altında. Onları kaynak yaptık. Delikler açtık, metreler koyduk, içine lambaları monte ettik, trafolar, besleme güçleri falan ve iki tane yerli verici imal ettik. Onların resimleri var. Ve o şekilde epey yayınlarımızı da sitenin altından Bodrum katından yürüttük. Sonra bir süre durumlar düzelince Bayraktarlık'tan gelen izinle Lefkoşa surlar dışına çıkma olanağımız olduğunu söylediler. Ve bu arada Ortaköy'ün çıkışında sağ tarafta şu anda bir Covid hastanesi var ya, onun tam karşısında o bölgede bir yere işte prefabrikten bir verici salonu yapıldı. Yanına briketten yine odalar, içinde jeneratörler ve çalışma odası ile depo falan kuruldu. Ve Ortaköy'de vericiler devreye girdi.